Webtekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Akıllı telefon ailelerinin en güçlerinden biri S24 ailesi ve S24 Ultra'yı misafir ettikten sonra ailenin diğer iki üyesi S24 ve S24 Plus'ı da bu videomuzda misafir ediyoruz. Telefonlar nerede diyebilirsiniz, haklısınız. Şu an iki telefon da beni çekiyor. S24 burada, S24 Plus'ı burada. Videonun başını telefonlarla çekmek istedik ve herhangi bir ek ayar veya uygulama kullanmadık bunun için. Direkt olarak kamera uygulamasına girip, video bölümüne girip, ayar neyse onunla çekiyoruz 4K 30 karede. Telefonlar hakkındaki ilk yorumum son zamanlarda gördüğüm en cesur telefonlar oldukları. Çünkü Samsung önceden de orta segmentlerinde veya giriş segmentlerinde Exynos işlemciler tercih ediyor olsa da artık amiral gemilerinde de Exynos işlemcileri tercih etmeye başladı. Teknoloji takipçileri bu konuda ikiye ayrılıyor. Kimisi Exynos işlemcileri bir amiral gemisinde deneyimlemek isterken bir diğer tarafta S24 Ultra'yı Snapdragon'lu olduğu için güvenli liman olarak kabul ediyor. Peki şimdi bu iki cihazı da alsak, bir test etsek ve elimizdeki verilerle konuşsak nasıl olur? Teste klasik Geekbench ile başlayalım dostlar. Bu testler tabii ki gerçek hayat pratiğini birebir yansıtmıyor. Çoğumuz cihazları bu testte yapılan kadar ağır işlemlerle kullanmıyoruz genelde. Ama telefonun potansiyelini görmek açısından önemli. S24'ün tek çekirdek skoru 2054 iken çoklu çekirdekte 6720 skor görüyoruz. S24 Plus RAM farkının da etkisiyle bir tık daha yüksek bir sonuç veriyor. Tekli çekirdekte 2097 skor görürken çoklu çekirdekte 6773 skor görüyoruz. 3D Mark'ta iki test kullandık. Birincisi Wildlife Extreme. Bu sadece bir dakikalık bir test ama telefona bir dakika boyunca 4K görsel işleme yaptırdığı için bayağı yoran bir test. Aynı grafik işlemciyi kullandıkları için iki telefonda benzer performanslar gösterdi. İkisi de 18 ila 32-33 FPS arası değer sundu bize. İkinci testimiz Solar Bay Stress Test. Bu test telefona 20 dakika boyunca ray tracing gerektiren ağır grafikler işlettiriyor. Gerçekten en zor testlerden biri. İki telefonda bir sorun yaşamadan testten alnının akıyla çıktı. Sıcaklık ve şarj düşüşü verileri benzer ama S24 Plus ortalama FPS tarafında S24'ten bir tık daha yüksek bir performans sunuyor. PUBG testi iki telefonu da Ultra HDR'a aldık ve kare hızını en yükseğe çıkarttık. Stres testinden sonra bu pek yormaz telefonu ama olsun. (15) dakikalık testin sonunda S24 %4 şarj kaybederken S24 Plus %3 şarj kaybediyor. Sıcaklık olaraksa S24 2.5 derece yükseldi. Bence çok iyi bu arada. S24 Plus ise 5.4 derece yükseldi. 5 derece ısınma bu testi yaptığımız çoğu telefonda gördüğümüz bir değer. Yani S24 daha az ısındı ama S24 Plus'ın verileri için ortalama diyebilirim. Şimdi isterseniz incelemeye devam edelim. Exynos 2400 bu değerlerle bir amiral gemisinde tercih edilebilecek bir işlemci olduğunu bize gösteriyor. Bunun ardında hem Samsung'un zaten uzun zamandır rekabetçi telefonlarında Exynos kullanarak kendini geliştirmesi hem de özellikle grafik tarafında AMD ile yaptığı işbirliğinin payı var. Henüz çok yeni olan 2024 çıkışlı bu işlemci 4 nanometrelik bir mimariye sahip ve 10 çekirdekli bir yapıda. İçindeki Xclipse 940 GPU ile birlikte 120 Hz'e kadar ekran yenileme hızı sunabiliyor. Ayrıca donanımsal ray tracing ile birlikte daha gerçekçi gölgeler ve yansımalar görebiliyoruz. S24 ve S24 Plus'ın diğer donanımlarına baktığımızda S24'ün 128-256 GB, S24 Plus'ın ise 256 GB depolama seçenekleri ile geldiğini görüyoruz. RAM tarafında ise S24 8 GB, S24 Plus ise 12 GB RAM'e sahip. Batarya tarafında da S24'te 4000 mAh'lik bir batarya görürken S24 Plus'ta 4900 mAh'lik bir batarya görüyoruz. Yani hangisini alma konusuna baktığımızda ekran boyutuna ek olarak batarya ve RAM de önemli bir detay haline geliyor aslında. Çok yoğun bir kullanım senaryosunda uzun vadede S24 Plus daha çok öne çıkabilir. Ama onun dışında iki cihazda 7 yıl boyunca güncelleme alacak. O konuda bir ayrım yapmamış Samsung tarafı. Bu arada güncelleme konusunda zaten Samsung'un Z, S ve A serilerine 4 yıllık bir güncelleme garantisi vardı. Yeni S24'lerle birlikte bu 7 yıla çıktı. Güncelleme vaadinin içinde hem Android, hem One UI hem de güvenlik güncellemeleri yer alıyor. Uzun kullanım açısından cidden büyük bir güvence ve aynı zamanda markanın sürdürülebilirlik çalışmalarına da katkı sağlıyor bu. Onun dışında büyük bir gelişme ise Galaxy AI. S24 Ultra incelemesinde bahsettiğimiz Galaxy AI özelliklerinin tamamı S24 ve S24 Plus'ta da yer alıyor arkadaşlar. Circle to Search, yani ekran içinde yer alan bir metni ya da bir
nesneyi yuvarlak içine alarak aratmak. Chat asistanı, ki bence bu birçok kullanıcı için önemli. Gelen ve gönderilen mesajları tercüme edebilme. Web asistanı, tarayıcı üzerinden makalelerin ya da metinlerin özetini çıkartma. Yapay zeka ile fotoğraf düzenleme, obje silme, arka plan değiştirme, bunun gibi görsel iyileştirmeler. Ve son olarak Space Zoom. İki kamerada 30x'e kadar zoom yapabiliyor. Ve 30x'e zoomladığımızda kamera kadrajdaki nesneyi algılıyor. Algıladıktan sonra o nesneyi ya da kişiyi yapay zeka ile işleyerek yüksek çözünürlük ve yüksek sabitleme işlemi uyguluyor. Bu arada Galaxy AI şu an için S24 serisiyle çalışıyor. Ama gelecek One UI 6.1 güncellemesiyle birlikte S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 ve Tab S9'da da bu özellikler kullanılabilir hale gelecek dostlar. Böylece saydığım diğer serilerin kullanıcıları da bu özelliklerden faydalanabilecek. Şimdilik isterseniz AI özelliklerini bir kenara bırakalım ve tasarımdan devam edelim. Telefonlar tasarım açısından Samsung'un son dönemdeki tasarım karakteristiğini birebir yansıtıyor. S23 ile benzer çizgileri görüyoruz ama diğer taraftan da yan çerçevelerin daha çok keskinleştiğini görüyoruz. Malzeme olarak S24 Ultra'dan farklı olarak alüminyum kullanılmış. Ekranda da Gorilla Glass Victus 2 tercih edilmiş. Panel olarak Samsung'un uzun zamandır üst segment telefonlarında kullandığı Dynamic AMOLED 2X'i görüyoruz. Ayrıca 120 Hz ekran yenileme hızı, HDR 10 Plus desteği ve pikte 2600 nit parlaklık iki telefon ekranında da bulunuyor. Sadece ekran büyüklüğündeki farkla da ilgili olarak iki telefon arasında bir çözünürlük farkı var. S24 Plus QHD Plus çözünürlüğe sahipken S24 Full HD Plus çözünürlüğe sahip olarak geliyor. Bu arada videonun başından beri beni telefonun kamerasından görüyorsunuz dostlar. Bunu ana kanalda ilk defa deniyoruz. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Eğer beğenirseniz devamını da getirmek isteriz. Yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın. S24 ve S24 Plus aynı kamera dizilimlerine sahipler. 50 megapiksellik ana kamera, 12 megapiksellik ultra geniş açı ve 10 megapiksellik 3x telefoto kamera. Ana ve telefoto kameralar OIS, yani optik imaj sabitleme sistemine sahipken ultra geniş açı Super Steady adında bir yazılımsal bir sabitleme uyguluyor. Ayrıca yine ana ve telefoto kamerada PDAF, yani faz algılamalı netlik sistemi yer alırken ultra geniş açı da bu yer almıyor. Bu sebepten dolayı netleme konusunda ana kamera ve telefoto kamera bize daha iyi sonuçlar sunuyor. Tüm kameralar güncel amiral gemisi seviyesinde ve performansındalar bence. Sadece S24 Ultra'daki 100x zoom yok bu telefonlarda. Bu da zaten S24 Ultra'yı S24 ve Plus'tan ayıran en ciddi farklardan bir tanesi. Video tarafında ise iki telefonda 8K 30 kare, 24 kare ve 30 kare, 4K 30 ve 60 kare ve 1080'de de aynı şekilde 30 ve 60 kare çekim yapabiliyor. Sadece S24 Ultra'nın Pro modunda olan 4K 120 kareyi göremiyoruz bu telefonlarda. Eğer bu özelliği kullanmak istiyorsanız mecburen S24 Ultra'ya yönelmeniz gerekiyor. Video konusundaki performansını videonun başından beri sizler de gördünüz zaten. Hatta direkt kullandığımız ayarları söyleyeyim. H264 formatında çekiyoruz. 4K 30 karede çekiyoruz. HDR kapalı ve otomatik FPS kapalı. HDR ve otomatik FPS neden kapalı derseniz, otomatik FPS ışığın düşük olduğu alanlarda FPS düşürerek video kalitesini arttırmayı amaçladığı için şu an bizim ihtiyacımız yok. Dolayısıyla kapalı. Bazı videolarda, Reels'larda, TikTok'larda falan görüyorsunuzdur. Böyle telefon çekim yaparken bir FPS drop'u gibi bir şey olur. Sanki böyle sağlıklı bir şekilde video oynamıyormuş gibi hissettirir. Bu otomatik FPS yüzünden oluyor. Düşük ışık koşullarında daha kaliteli, yani imaj anlamında daha parlak videolar çekmek için evet işe yarıyor. Ama şu anda bizim ihtiyacımız yok. Neden HDR çekmiyorsunuz, kameranın tam potansiyelini görelim derseniz de şöyle dostlar. Maalesef herkesin monitörü HDR değil ve HDR olmayan monitörlerde HDR bir içerik oynatıldığı zaman renk kalitesinde bazı bozulmalar olabileceği için bunu tercih etmedik. Sizlere kötü bir deneyim sunmamak için HDR'ı kapalı tutmayı tercih ettik. Ön kamerada ise yine iki telefonda aynı verileri sunuyor bize. İkisi de 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ve 4K 30 ve 60 kare çekimler yapabiliyoruz ikisiyle de. Evet arkadaşlar, şu an S24'ün ön kamerasıyla çekim yapıyorum. Şansımıza rüzgarlı bir an denk geldi. Mikrofon performansını rüzgarlı bir havada test etmiş olduk. S24 Plus'la aynı donanımı kullandıkları için alacağımız performans S24 Plus tarafında da aşağı yukarı aynı. İki telefonun da hem ön kamerası hem de arka kamerası son kullanıcı için, yani şu an günümüz kamera donanımlarına baktığımızda yeterli bir performans sunacak düzeyde gayet amiral gemisi seviyesinde kameralar. Evet dostlar, bu videomuzda Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus'ı inceledik. Performanslarını nasıl buldunuz? Exynos 2400'ün verilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer bir S24 veya S24 Plus kullanıcısıysanız fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız sevinirim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.